Şimdi arkadaşlar yeni bilgisayarı düzenledikten sonra ilk defa canlı yayına geçiyorum. Şimdi İHA'larla SİHA'lar için konuşacağım. İHA SİHA'larla yani. Aksungurlar, Bayraktarlar, İHA'lar, SİHA'lar, Kızıl Elma, MUİS, insansız hava araçlarımız hızla geliştiriliyor arkadaşlar. Yani hani bir Türk olarak gurur duymaktan hani mutluyuz. Gurur duyuyoruz bir Türk olarak. Şöyle büyütsem mi daha iyi, büyütmesem mi bilmiyorum. Fakat benim hani şu şekilde benim düşüncelerim, devlet aklı büyüktür arkadaşlar. Devlet aklı büyük. Bu İHA'lar, SİHA'lar artık hangisi uçmuştu unuttum ismini de Aksungur veya TB3 mü artık TB2 mi? TB2 olabilir. Buradan Edirne'den kalktı. Edirne'den kalkıp Azerbaycan'a kadar uçtu. Edirne'den kalktı, Azerbaycan'a kadar uçtu uçak. Ve orada iniş yaptı. Ondan sonra da oradan 2 gün kaldı sergide falan. Kendi başına oradan kalktı. İnsansız bu. İnsan yok yani, makine. Geri geldi Edirne'deki üstüne konuşlandı yeniden. Şimdi bunlar bomba taşıyor arkadaşlar. 1,5 ton bomba taşıyor. Mühimmat taşıma özelliği yani. Faydalı yük diyoruz biz ona. Ne taşırsa yük yani taşıyabiliyor. 1,5 ton. 1,5 ton. Şimdi benim aklıma şunlar geliyor. Bu SİHA'larımız, İHA'larımız, bayraktarlarımız tabi bizi gururlandırdığı kadar düşmanlarımızı da gerek içeride gerek dışarıdaki düşmanlarımızı da üzüyor. Büyük caydırıcı gücü ve savaşlar kazandı bunlar. Yani bir Ermenistan'ı yok etti. Suriye'yi darmadağın etti. Libya'da gördünüz. Ukrayna'da görüyorsunuz. Libya'yı kurtardı. Ha. Bu silahlarla. Ama tabii bunlar büyük gelişmiş savaş uçaklarına karşı onların yaptığı meziyetleri taşımıyor ama daha değişik, daha iyi, daha üstün meziyetleri var. Şöyle ki mesela Libya'yı yok etti, şeyden Libya'yı kurtardık. Tamamını almak için ilerliyorduk. Türklerle Libyalılar bütün aşiretleri topladık. Diğer tarafı da almaya, Kaddafi'nin olduğu yeri de alıp orayı Fransızlardan, Ruslardan temizleyip Libyalıları özgürlüğüne kavuşturacaktık. Yola çıktık. Şöyle az bir 50 kilometre kala İtalyanlar Sicilya adasından çok hızlı jetler kaldırdılar arkadaşlar. Maalesef. Büyük hızla geldiler, bombalayıp hani ordunun ön hatlarını bombaladılar. Orada aşağı yukarı bir 200-300 kişi öldü bir bombalamada ve ordu orada panikledi, durdu kaldı. Yani dediler ki daha da ilerlerseniz tamamını bir
80 bin kişi, 100 bin kişi gidiyor yani. Vururuz. Bıçak gibi durdurdular orduyu yani. Beşinci nesil uçaklardı bunlar. Hızlı uçaklar. Kimileri Rafael Fransız uçakları İtalya'dan kalktı diyor. Kimileri 5. nesil NATO'nun uçakları geldi vurdu diyor. NATO'da biz de varız, bizim haberimiz var her şeyden. Yani İngiltere'nin uçakları da olabilir. Her neyse durdurdular. Yani şeyi durdurdular. Benim demek istediğim şu artık yani. Biz de yapacağız, uçak yapacağız. Onun vaktine var da. Onu demek istemiyorum. Şu anda elde olan uçaklarımız bizim. Kendi yaptığımız uçaklarımız, motorunu, her şeyini kendi yaptığımız uçaklarımız. İnsansız savaş, hava araçları. Bunlar aşağıda da bahsettiğim gibi usulca, sessizce düşmana sokuluyorlar. Usulca ve sessizce düşmana sokuluyorlar. Bunlar. Usulca ve sessizce düşmana sokuluyor. Yani kim olursa olsun, hangi güç olursa olsun bunu göremiyor. Yani görünmeden usulca, sessizce geliyorlar. Hani motorundan hiç ses gelmiyor. Radara yakalanmıyor. Görünmüyor ama görüyor arkadaşım. Görebiliyor. Ve 40 bin feet rekorunu kırdı Anka bugün. Şimdi ne malum yarın bugün bunların usulca sessizce Avrupa'nın hangi ülke olursa Fransa'nın üstünde dolanmayacağı, Almanya'nın üstünde dolanmayacağı, Yunanistan'ın üstünde dolanmayacağını, İsrail'in üzerinde dolanmayacağını kim bilebilir ki? Hatta Amerika'nın üstüne gidip de dolanmayacağını kim bilebilir? Yakıtım biter. İşte ısı pilleriyle uğraşıyoruz şu anda. Onlar da şöyle. Bizim de bor madenlerimiz var arkadaşlar. Bor madenlerinden ürettiğimiz ısı pilleri var. Yani mesela bir iPhone telefona taktığın zaman 4 sene şarj yapıyor. Yani ufak yaptılar onları şimdi. 4 yıl şarj edebiliyorsun. Veya bir tane yapıyorsun, mahalleyi aydınlatıyor elektriğiyle. Şimdi bu ısı pilini bu Anka'ya, Bayraktar Akıncı'ya, Bayraktar TB2'ye, TB3'ler geliyor ona, Vestel Karayel'e, Vestel Karayel suya, efendim Aksungur'a neler neler muise ona buna taktığın zaman yakıt yerine bunları kullanacak. Bu sefer zaten sessiz, hiç sessiz olarak, zaten görünmüyor, görünmez olarak sürekli, şimdi bunlar cep telefonu gibi birbirini yeniliyorlar. Yeniliyorlar. Bunlardan 600 tane birden Edirne'den kalkıp da Almanya'nın üstüne yürüse veya Fransa'nın veya Avrupa'nın, bir 600 gitse, bir 600 gelse, bir 800 gider, 900 gelir. Kim görecek ki bunları? Görünmüyor arkadaşım. Havada bunlara hiçbir şey tespit edemiyor. Menzil meselesini de çözüyoruz. Şimdi Amerika'ya da gider gelir bunlar.
Bunlar buradan kalkar Amerika'ya da gider. Tabak gibi altında olur Amerika'nın her köşesi, her bucağı. Bütün gemileri, ne bilir, hepsini görürler. Yani. Bunlar öyle bir şey yaptık yani. Öyle böyle değil yani. Düşünsene. 800 tane birden Amerika'ya gitmiş. 800'de birer buçuk tonluk mühimmat taşıyor bomba. Onlar gelirken diğer 800'ü, onlar bombalarken diğer 800'ü de buradan yola çıktı. Onların işi bitince onlar geçiyor devreye. Bir tane daha şöyle beşli bir konvoy yapmışız. O vuruyor, o dönüyor. O vuruyor, o dönüyor. Avrupa'yı vuruyorsun, Amerika'yı vuruyorsun. Avrupa'yı vuruyorsun. Bayıltırız ya, bayıltırız ya. İşte öyle bir teknoloji bu teknoloji. Öyle bir teknoloji. Hele bunların jet motorlarında yapıyoruz mu? Kızıl elma. Kızıl elmayı ben size anlatayım arkadaşlar. MUIS. MUIS insansız savaş uçağı arkadaşlar. Kızıl elma. Böyle baksan sen ona, Anadolu arabanın eşekler yerde araba. Aynı öyle kaportası. Tak 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 tak. Hafif. Saç falan değişik boyalarla onu acayip şekilde yaptılar. Hafif. Ondan sonra çünkü öyle anlıyorum. Patır patır takıyorlar yani onların kaputlarını, maputlarını tak 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 takıyorlar ama o önemli değil. Onun içi taşıdığı yük, faydalı yük. Kızıl elmanın taşıdığı faydalı yük en aşağı bunlardan 2 ton daha fazladır. Jet motorlusunu düşün. Sessizce sokulduğunu düşün. Yani peki ya işte Türkiye'nin bu hükümeti niye düşürmeye çalışıyorlar sanıyorsunuz arkadaşlar? Bu projelerimiz dursun diye. Şimdi hangi CHP gelip bunları devam mı edecek? Mümkün mü böyle bir şey? CHP'nin milletvekili daha dün kalkmış. İHA'ları, SİHA'ları kapattıracağım. Selçuk Bayraktar'ı da tutuklattıracağım. Bak sen vatan hainine ya bunlar ya. Şimdi kardeşim bunu diyorsa eğer bir zihniyet. Sen Atatürk'ün partisine yakışmıyorsun o zaman ya. Şimdi bu millet nasıl güvensin de onlara oy versin de. Bu eserlerimizi, bu güzel yaptığımız işleri, bu silah sanayimizi devam ettirecek. Oldu madem bunu kaldırıyoruz diyorsunuz bu hükümeti. Bu silah sanayini devam ettirebilecek bir hükümet var mı? İşte maksat bu. Maksat bu. Daha bundan nereye, kimle sözleşme, nereye ne satacağını bilmez. Makineler bunların değil ki zaten. Bilmezler. Fabrikaları bilmezler. Hangi fabrika nerede onu bilmiyorlar. Bir afallar memleket. 40 sene geriye gideriz. Arayı kapattık. Bir daha bir açılır ara var ya. Daha toparlayamayız bunu. E şimdi maaşları da zam yaptı. E daha ne istiyorsun kardeşim? Maaşları maaş maaş. Al sana zam. Neyse 1.000 lira 2.000 lira yaptı yani Temmuz'da. Ödenecek yani onları. Önemli olan zaten arkadaşlar nedir biliyor musun? Bir ülkeyi aç bırakmayacaksın. Susuz bırakmayacaksın. Bütün dünya etrafımızda çepeçevre bize savaşa üçüncü dünya savaşına sokmaya çalışıyorlar şu anda bizi. Bir Yunanistan'la, bir Suriye'yle, bir Ukrayna-Rusya arasına daldırmaya sürekli etrafımızda bir Kafkaslardan, bir oradan, bir buradan, dört cepheden bizi savaşa sokmak için çırpınıp duruyorlar. Yani. Bak Azerbaycan'a gidip de Ermenistan'a Rusya nasıl koruyor? Bir tanesi yanaşamıyor. Azerbaycan'a gitti şimdi
İsrail arkadaş olmuşlar. Amerika gidiyoruz yani. Ermenistan'a edemiyor. Rusya der ki lan çek dışarı. Çek. Buraları şey yapma. Bu sefer Azerbaycan'a gidiyor. Niye? Orada bir şey olsa oraya da bir şimdi her tarafı çevirdi ya bir de oradan yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Bir de oraya dalacaklar. Bunların dalmadığı yer kalmadı. Memleketin etrafında kümelendiler arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Burada keseyim mi? Ne yapayım? Konuşmam. Artık keseyim artık. Diyeceğim o. Yani anlatacağım oydu. Kardeşim. Anlatacağım buydu. Anlatacağım buydu arkadaşım. Ne resimleri almışız? Ha. Yani böyle bir siha, böyle bir İHA, böyle bir ANKA, yani bunlarla uğraşıyoruz yani. Bunların, bak Kanada vermedi bize gözlerini, merceklerini. Biz ben bunları kendi çektiğim filmlerde anlatmıştım zaten. Benim bütün düşündüklerim, bak bu düşündüklerinde meydana çıkacak. Ya usulca sokulsa bu Avrupa'nın üstüne şu bayraklar TB2. Ya biz bunları Ukrayna'ya falan verdiklerimiz eski model. Mesela şöyle anlatayım ben size. Ukrayna'ya verdiğimiz bayraklar. Bunların her zaman modeli değişiyor. Aynı bir cep telefonu gibi. iPhone 6 vermişizdir. Şimdi iPhone 13 Pro Max çıktı ya. Bizimkiler iPhone 13 Pro Max'lar bizde. Biz iPhone 6'yı Ukrayna'ya vermişiz. Bunlar savaş kazanıyor yani. Düşün yani. Devlet çıkartır mı piyasaya? Gösterir mi malın elindeki? Önce ne olacak? Eski fikirleri, eski düşünceleri satıyorum. Satıyor. Şimdi Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Ankalar, Karayel Vesteller, Aksungurlar sürü halinde yüzlercesi, binlercesi üretilmeye başlandı arkadaşlar. Bunların hangi birini durduracaklar ya? He? Hele Toros Kara ok yaptı. Bu füzeler de arkadaşlar menzili açıkladık 280 kilometre. Fransa dedi ki Türkiye'de bunların 4 modeli daha var dedi. 600 kilometreye kadar yani buradan Amerika'yı vurabilecek, şeyi vuracak Avrupa'yı diyor, tehdit ediyor bunlar diyor. Avrupa'ya kadar gelecek. Yani bunların gücü. Neler var neler. Bunlar için ben konuşma yaptım bugün. Onlar için de ayrıyeten hazırlıklı değilim. Onlar için de konuşacağım. Öpüyorum gözlerinizden. Allah'a emanet olun.